Yaşlı adam ve deniz. Part 15 mücadele devam ediyor. Uçan balıklar öteki balıkların hemen hepsinden daha besleyici diye düşündü. En azından bana gereken gücü veriyor. Ben elimden geleni yaptım. Artık dönmeye başlasın ki işe koyulayım. Yaşlı adam... Denize açılandan beri üçüncü kez güneş doğuyordu ve balık çember çizmeye başlamıştı. Balığın döndüğünü anlamıştı ama oltanın eğiminden değil. Çünkü henüz çok erkendi. Yalnızca olta biraz gevşeme sezdi ve sağ haliyle usul usul çekmeye başladı. Olta her zamanki gibi gerildi ama tam kopma noktasına gelmeye başladı. Oltayı omzuna aktardı ve ağır ağır düzenli... Olarak çekmeye çalışıyordu. Yaşlı bacakları ve omuzları oltayı çekerken sağa sola yaylanıyordu. Çok büyük bir çember çiziyor dedi. Sonra olta artık gelmez oldu. Yaşlı adam oltayı gerdi gerdi. Güneşte oltadan su sıçradığını görene dek gerdi. Derken olta yine boşalmaya başladı. Balıkçı diz çöküp istemeye istemeye oltayı karanlık sulara saldı. Çemberin uzak bir noktasını çiziyor olmalı dedi. Elimden geldiğince oltayı bırakmamalıyım. Gerginlik. Her seferinde çizdiği çemberi daraltacak. Belki bir saat içinde görebilirim balığı. Şimdi onu kandırmalı, sonra da öldürmeliyim. Aradan iki saat geçti. Balık hala ağır ağır dönüyordu. Yaşlı adam terden sıklama olmuş. Yorgunluktan kemikleri sızıyordu. Balığın çizdiği çemberler durmadan küçülüyor. Balıkçı, oltanın eğiminden onun giderek yüzeye yaklaştığını anlıyordu. Bir saatten beri yaşlı adamın gözleri önünde kara benekler uçuşuyordu. Ter damlacıkları anından aşağı yol yol süzülüyordu. Gözleri Gözünün üstünde ve anındaki kesikler yakıyordu. Kara beneklerden korkmuyordu. Oltaya bu dane asılınca olurdu böyle şeyler. Ama iki kez başı dönmüş, bayılacak gibi olmuştu. Onu asıl kaygılandıran da oydu işte böyle bir balığa yanılıp ölmemeliyim dedi. Hele şimdi işleri tam yoluna koymuşken Allah'ım yardım et dayanmalıyım dedi. Tam o sırada iki eliyle asıldığı olta sarsılarak çekildi. Çok sert bir çekişti bu. Kılıcıyla oltayı zorluyor diye düşündü. Böyle yapacağı belliydi. Hem yapmak zorunda. Şimdi de büyük bir olasılıkla sıçrayacaktır. Ama ben şimdilik dönmesini yeğlerim. Hava almak için sıçraması gerekir. Her sıçrayışta işte, iğnenin açtığı yarayı genişletir. Böylece balık belki de iğneyi atabilir. Sıçrama balık dedi. Lütfen sıçrama. Balık birkaç kez daha burnuyla oltaya vurdu ve başını her sağlayışla yaşlı adam biraz daha olta salmak zorunda kaldı. Canını daha fazla yakmalıyım diye düşündü. Belki önemli değil dayanabilirim ama onun acı çekmesi sakıncalı birden kurtulabilir. Balık bir süre sonra ipe vurmaktan caydı. Yeniden ağır ağır dönmeye başladı. Yaşlı adam Şimdi oltayı çekebiliyordu. Ama birden başı döndü. Sol eliyle deniz suyundan alıp başına çarptı. Sonra biraz daha alıp ensesini avuşturdu. Neyse ki kasılma yok dedi. Birazdan yukarı çıkar. Dayanmalısın, dayanmak zorundasın. Bir daha bunun sözünü bile etme. Baş tarafa karşı diz çöktü ve bir an oltayı yeniden sırtına doladı. Balık döndüğü sürece dinleneyim diye düşündü. Çıkınca da kalkar uğraşırım. Balık kendi haline bırakmak, oltaya asılmayıp baş tarafta dinlenmek yaşlı adam için karşı koyulmaz bir istek olmuştu. Ama oltanın gerginliği balığın sandala doğru geldiğini gösterince balıkçı ayağı fırladı ve oltayı çekmeye başladı.